bölgesine. Evet, İsveç'te PKK-YPG'nin başka bir provokasyonunu gördük. Aslında bu hem ırkçı hem de nefret suçu içeren bir eylemdir. Dolayısıyla hangi açıdan bakarsanız bakın, İsveç'in de mücadele etmesi gereken bir eylemdir. Terörle mücadele konusunda anayasasını ve ilgili terörle mücadele kanununu İsveç değiştirdi. Ama o kanunlara bile ihtiyaç yok. Irkçı ve nefret suçu içeren bir eylemle mücadele etmesi gerekiyor. Daha önce İsveç bize bazı eylemler olmuştu. Yine büyükelçiliğimize üzerinde lazerle bazı gösteriler, PKK'nın gösterileri olmuştu. Hani bunları engellemekte zorlandıklarını söylemişlerdi ama bu eylem şehrin merkezinde, belediyenin hemen önünde, herkesin gözünün önünde gerçekleşti. Dolayısıyla İsveç'in burada sorumluluğu var. Bu sorumluluktan kaçamazlar. Hele hele sadece kınayarak kaçamazlar. Sizin de söylediğiniz gibi üçlü ahitname son derece açık. Biz bu ahitnameyi İsveç ve Finlandiya ile müzakere ederek ve üzerinde mutabık kalarak imzaladık. Tek başına bizim dayattığımız değil veya tek başına onların talepleri değil. Bu ne demek? İsveç ve Finlandiya yapabileceklerini taahhüt ettiler ve altına da imza attılar. Koyalım bu taahhütnameyi önümüze. Hangisini gerçekleştirmişler, hangisini gerçekleştirmemişler? Gayet açık, net. Biz ne fazlasını istiyoruz, ne eksiğini istiyoruz. Hangi konuda mutabık kaldıysak onun gereğinin yerine getirilmesini talep ediyoruz. Evet, bazı açıklamalar var. Hükümetin kararlılığını görüyoruz. Ama diğer taraftan terör örgütünün orada mevcudiyeti ve de faaliyetleri devam ediyor. Sadece açık şekilde dünkü ırkçı ve nefret suçu içeren eylem değil, terör örgütünü destekleyici faaliyetler de devam ediyor. İnsan devşirme devam ediyor, para toplama devam ediyor, propaganda devam ediyor. İsveç bunları engelleme taahhüdünde bulundu. Bu taahhüdünü yerine getirmesi gerekiyor. Ortada açık bir gerçek var. Bu terör örgütü ve onun destekçileri İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmasını istemiyor. Engellemek için de her şeyi yapıyor. Ya İsveç ve Finlandiya göz yumacak, onların NATO üyeliklerini engellemesine göz yumacak, boyun eğecek ya da o terör örgütlerine karşı gerekli adımlar atacak, taahhütlerini yerine getirecek. Önümüzdeki süreçte üçlü uzmanlar toplantısını gerçekleştireceğiz. NATO Genel Sekreterinin bir teklifi oldu. Bu toplantıyı Brüksel'de yapalım, ben de göreyim diye. Bizim için hiçbir mahsuru yok. İlk iki toplantı Finlandiya ve İsveç'te olmuştu. Üçüncü toplantı Brüksel'de de olabilir. NATO Genel Sekreteri ve uzmanlar da görsün açıkça hangilerini gerçekleştirdiler, hangilerini gerçekleştirmediler. Dolayısıyla bu toplantıyı önümüzdeki süreçte Brüksel'de gerçekleştirebiliriz. Diğer taraftan ABD ziyaretimiz tabii özellikle stratejik mekanizmanın ikinci toplantısının gerçekleştirilmesi bakımından önemli. Arkadaşlar, önce Bakan Yardımcımız Sedat Bey'in başkanlığında bir heyetimiz önceden gidiyor bu toplantının hazırlıklarını yapmak için. Farklı kurumlardan, bakanlıklardan arkadaşlarımız da bu toplantılara katılacaklar. Sadece F-16 veya F-35 ya da yaptırımlar konuşulmayacak. İlişkilerimizi ilgilendiren tüm konuları bu görüşmemizde ele alacağız. Elbette Suriye konusunu da ele alacağız. Çünkü ABD'nin Suriye'deki PKK-YPG'ye yönelik desteği devam ediyor. Bu bizim için bir tehdittir. ABD sözü tutmamıştır. Bu da sözü tutmamıştır. Biz açıkça her iki ülkeye de söylüyoruz. 2019 mutabakatının yükümlülüklerini getir. ABD daha önce de Münbiç, 90 günlük Münbiç eylem planının gereğini de yapmamıştır. Dolayısıyla sözlerinde durmaları gerekiyor. Biz bu konuları da tabii gündeme getireceğiz. FETÖ meselesi var. Yani ikili ilişkilerimizi zehirleyen bazı sorunlar var. O sorunları gündeme getirdiğimiz gibi pozitif gündeme de odaklanacağız. Son yıllarda ilişkilerimizde tüm bu zorluklara rağmen olumlu gelişmeler de var. Bu olumlu ivmeyi de devam ettirmek istiyoruz. Ve bu stratejik mekanizmanın da zaten kurulmasının amacı bu. Bir taraftan sorunları çözmek, diğer taraftan ilişkilerimizi nasıl geliştirebileceğimizi ya da geliştirmek için hangi adımlar atacağımızı
değerlendiren bir mekanizmadır. Teşekkür ederim. Betül Usta Sabah gazetesi, sorum her iki bakana da olacak. SAMTİ hava füze savunma sistemi Türkiye, İtalya ve Fransa ortaklığında üretimi gündemdeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bali'deki zirvede bahsettiğiniz üzere İtalya Başbakanı Meloni ve Macron ile görüşmeleri de olmuştu ve bu konu gündeme geldi. Önümüzdeki günlerde bu konuda somut bir adım görecek miyiz? Öte yandan Akdeniz'in güvenliğinin önemine vurgu yaptınız ve iki ülkenin ilişkilerinin de arttığını göz önüne alırsak sormak isterim. Akdeniz'in güvenliği için atılacak yeni adımlar olur mu? Noi vogliamo collaborare con tutti i paesi. Bütün ülkelerle işbirliğimizi sürdürmek istiyoruz. Fransa, Mısır. Un grande paese europeo. Bunlar çok önemli ülkeler. Bir tanesi Avrupa, Avrupa'da bir tanesi NATO'nun parçası. Bunlar bölgenin istikrarı. İstikrar demek aynı zamanda güvenlik demek. İtalyan hükümeti iş başında ve özellikle de Akdeniz'in bir mezarlığa dönüşmesini engellemeye çalışıyor. Bu nedenle göçebelerle, göçebelik olayıyla, kuransız göçebelikle çalışmak demek aslında insan hakları için çalışmak demek ve bunun içinde tabii ki farklı ülkelerin işbirliğini bulacağız. Türkiye'den başlayarak bugün sözünü ettiğim gibi başka ülkelerin de yardımı olacaktır. Güvenlik demek aynı zamanda terörizme karşı savaşmak demek. Çünkü elbette bugün gerçek bir olgu yok gibi gözüküyor ama sabanın altında bir ateş var, bir tehlike var görünen ve bunlardan söz ettik. Bir tıkanma var özellikle Kuzey Afrika'da, Somali'de olanları unutmamak lazım ve bütün bu mesajları dikkate almak lazım ve bütün bunlar Akdeniz'i etkileyecek olgular. Askeri açıdan bakıldığında NATO açısından İtalya çok önemli. Türkiye tabii ki son derece önemli ve diğer ülkelerin de aynı şekilde güvenlik açısından önemi var. Dolayısıyla birlikte çalışmak durumundayız ve güvenliği sağlamalıyız. Güvenlik öyle bir araç ki ticarete yardım eder, ekonomik gelişmeye yardım eder. Yani İtalya için şunu söylemek istiyorum ki bir öncelik söz konusu ve bu öncelikte bu konularda çalışmak. Tabii ki yalnız başımıza güvenliği sağlayamayız. Sayın Bakanın da söylediği gibi büyük sorunları karşılayabilmek için, göğüsleyebilmek için ki terörizm sorundur, bir küresel sorundur. Çok büyük işbirliklerine, uluslararası işbirliklerine ihtiyaç var. İyi niyetli ülkeler, Türkiye ve İtalya gibi çok önemli bir rol sürdürmek zorundalar ve olabildiğince diğer ülkeleri de sürüklemeliler ardından.